Bismillahirrahmanirrahim. Tarih boyunca peygamberler ve onların izinden giden müvahhidler imanları için yurtlarını terk etmek zorunda kalmışlardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun şerefli arkadaşları da yine aynı sebeple böyle zorlu bir sınavdan geçmiştir. Hicretle ilgili Kur'an'da anlatılanlar Müslümanlara hem tarih bilinci kazandırmış hem de moral vermiştir. Müminler hicretle Medine'de inançlarını hayata aktaracak elverişli bir ortam elde etmişlerdir. Tek vücut halinde toparlanıp her alanda güç kazanmış, hayatın bütün pratiklerinde mümince bir yaşamı şekillendirme fırsatı yakalamışlardır. Kıymetli izleyicilerimiz, bu hafta Hayat Rehberi Kur'an'da hicreti konuşacağız. Konuğumuz Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şehmuz Demir hocamız. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. İnşallah. Allah'a şükür, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Allah'a sağ olun, bizler deyiz. Muhterem hocam, hicreti konuşacağız inşallah bugün sizlerle. Kur'an'la hicreti konuşacağız. Genel olarak adetimiz olduğu üzere Kur'an-ı Kerim'de hangi bağlam ve kavramlarla birlikte zikredilmiş hicret? Bununla başlayalım kıymetli hocam. Hicret tabi Kur'an-ı Kerim'de genel itibariyle çeşitli kelimelerle ifade ediliyor. Hicret, muhacir, muhacirun, muhacirat, huruç, ihraç, itizal gibi kelimelerle, hatta zahibun gibi ifadelerle kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de hicret tabi inancın iyi yaşanabileceği bir ortama göçmek anlamına geliyor. İnancı rahat yaşayamayacağımız, yaşanılamadığı bir ortamdan daha iyi yaşanabileceği bir ortama Allah rızası için gidip o inancı hem daha rahat yaşamak hem daha rahat yaymak gibi bir anlam ifade ediyor. Ancak hicret dediğimiz zaman tabii bu hicret kolay bir şey değil. Yani zor bir alandan kolay bir alana geldiniz ve her şey kolaylaşmış oluyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü neticede hicretle birlikte bütün alışkanlıklarınızdan, çevrenizden, her şeyinizden uzaklaşmış oluyorsunuz, terk etmiş oluyorsunuz ve yepyeni bir alana girmiş oluyorsunuz. Daha rahat diye düşündüğünüz yer belki bazen tam tersine daha zor da olabiliyor veya daha başka sıkıntılarla karşılaşma ihtimaliniz de var. Tüm bunları göze alıp işte bu yolculuğa çıkabilmektir hicret Allah rızası için. Ve hicretin aslında kelime anlamı, temel anlam itibariyle, kök anlamı itibariyle ayrılmak anlamına geliyor, uzaklaşmak anlamına geliyor, terk etmek anlamına geliyor. Zaten ıstılahi anlamda buna yakın bir anlamda. Dolayısıyla insanın alıştığı ve yaşadığı ortamdan başka bir ortama ayrılması, gitmesi, orayı terk etmesi gibi bir anlam ifade etmiş oluyor. Mesela Hazreti İbrahim ile ilgili inni muhacirun ila Rabbi ifadesi kullanılıyor. Ben Rabbime hicret ediyorum. Allah rızası için işte hicret ediyorum gibi Ankebut suresi 26. ayet ifade edilmiş oluyor. Tabii bunun dışında normal sözlük anlamında, ıstılahi kavramsal anlamda değil de sözlük anlamında da kullanılıyor hicret Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Furkan suresi 30. ayet وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا deniliyor. Ey Rabbim, benim kavmim, benim topluluğum, toplumum bu Kur'an'ı terk edilmiş bıraktılar. Yani Kur'an'dan uzaklaştılar, Kur'an'la ilgilenmediler ve bir kenara ittiler, bir kenara attılar anlamında bu hicret kelimesi yine orada kullanılmış oluyor. Veya Müddessir suresi 5. ayette وَرُّجْزَ فَهْجُرْ yine kötülükten uzak dur, yine uzaklaşmak, ayrılmak anlamında, sözlük anlamında da Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor. Dolayısıyla sözlük anlamı da, ıslahi anlamı da aslında aynı anlamı ifade etmiş oluyor. Tabi malumunuz Mekke'de hicret emrinin gelmesiyle birlikte uzunca sıkıntılar yaşandıktan sonra müşriklerin peygamberimize ve çevresindeki insanlara her türlü eziyeti göstermeleri sonrası büyük tabiri caizse psikolojik ve sosyal anlamda onları tazyik etmeleri sonucu ve artık dayanılmaz noktaya gelmesi sonrası hicrete izin çıkmış oluyor ve hicret gerçekleşmiş oluyor.
Tabi burada şunu mutlaka ifade etmem gerekiyor. Hicret Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde imandan hemen sonra zikrediliyor. Bu da aslında hicretin de nasıl, ne kadar önemli bir konu olduğu, ne kadar önemli bir kavram olduğunu da gösteriyor. Mesela Enfal Suresi 72. ayette iman edenler ve hicret edenler. Dolayısıyla iman ve hicret yan yana zikrediliyor. Bu da hicretin ne kadar önemli bir kavram olduğunu ve ne kadar önemli bir olay olduğunu aslında insan hayatında ifade etmiş oluyor. Tabii hicret şu kavramlarla Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor, yan yana ifade ediliyor ve aslında bunlardan bazıları da hep olumsuzluk ifade eden kavramlar. Bir kısmı tabii ki mesela imanla, az önce söylediğim evet. gibi, veya cihatla, ecelle, ölümle, fi sebilillah ifadesiyle, Allah yolunda ifadesiyle, fitne kelimesiyle, muhacirle, ensarla, ihraç kelimesiyle, mustad'af kelimesiyle, zulme uğramakla, sabretmekle, bunlarla hep beraber zikredilir. Dolayısıyla böyle bir kavram ağı var Kur'an-ı Kerim'de hicret kelimesine. Eyvallah kıymetli hocam. Az önce hafif genel olarak zaten bir işaret etmiştik. Hicrete sebep olan hususlar bizim kitabımızda, Kur'an'da ve kaynaklarımızda nasıl ifade ediliyor kıymetli hocam? Şimdi her şeyden önce şunu ifade etmek gerekiyor. Bir defa hicret bir imtihan evet. ve büyük bir imtihan. Dolayısıyla bu imtihanı başarıyla sonuçlandırmak, o hicret kervanına katılmak veya işte katılmamak, bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı bir şekilde aslında ifade ediliyor. Neticede müminler de Mekke'den tamamen inandıkları ölümsüz değerleri yaşatmak için alışık oldukları, yaşadıkları, küçüklükten beri gördükleri bütün bir ortamı, evlerini, çevrelerini, akrabalarını bırakıp Mekke'yi terk etmiş oluyorlar. Bu çok büyük bir olay. İşte imanla birlikte zikredilmesinin ana sebeplerinden de bir tanesi bu. Çok büyük bir olay oluşu insan hayatında büyük bir olay ifade etmesi yönüyledir. Ve hatta ilk başta hiç bilmedikleri, mesela deniz aşırı olan, denizin ötesi olan Habeşistan'a hicret yolunu tercih ediyor Müslümanlar. Çünkü gerçekten çok zor zamanlar yaşıyorlar ve müşrikler artık onlara hayat hakkı tanımıyorlar ve yaşayacak ortam kalmıyor artık. Nefes alacak ortam kalmıyor ve artık Habeşistan'a göç kararı veriliyor. Tabii Necaşi, o zamanki Habeşistan'ın kralı ve çevresindekilerin olumlu tutum ve yaklaşımlarından tabii nam salmış, oralara kadar, Mekke'ye kadar gelmiş, işte ne kadar iyi bir kral olduğu biliniyor. Oraya hicret kararı çıkıyor ve onun o iyi tutumu Kur'an-ı Kerim'de de zikrediliyor. Maide suresi 82. ayette. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَقْرَبَهُمْ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَ O müminlere en yakın olanları işte biz Hristiyanız diyenler olarak görürsün diye ayet ifade ediyor ve aslında bu olaya işaret ediliyor. O günkü o Habeşistan'daki Hristiyanların ve başta Necaşi olmak üzere ekibinin, çevresinin Müslümanları nasıl kucakladıkları, nasıl onlara iyi baktıkları ve hüsnü kabulle karşıladıkları ifade edilmiş oluyor. Çünkü sözlü ve fiili sataşmalar zirve noktaya ulaşmıştı ve hatta bu Necaşi'ye de haber yollayıp bir şekilde ulaşıp bunlara yer açmaması gerektiği ile ilgili bilgiler vermişlerdi ama Necaşi bunların hiçbirisine itibar etmemişti. Mesela bunlardan en barizlerinden bir örnek vermek gerekirse Ammar bin Yasir, Yasir ve eşi Sümeyye ve oğulları Ammar çok fazla eziyete maruz kalıyorlar ve Peygamberimiz Hazreti Osman'la birlikte onlara gidiyor. Onların o halini görüyor ve artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini ifade ediyorlar. Yasir Peygamberimize diyor ki, böyle mi devam edecek, sürekli böyle mi gidecek bu diye tamamen içindekini, o bulunduğu psikolojik haleti Hazreti Peygamber'e yansıtmış oluyor ve Peygamberimiz ona sabret diyor tabii ki. Sabır, yine ifade edelim, sabır hiçbir şekilde katlanmak, dayanmak anlamında değil.
Kur'an-ı Kerim'in bütün örgüsünde aslında pes etmemek, direnmek. Yani bunlar için de aynı şekilde inancından vazgeçmeyip ve uzun vadeli hedefe kilitlenip yalpalamamak ve hiçbir şekilde tökezlememek anlamına geliyor. Dolayısıyla Peygamberimiz sabret diyor Yasir'e ve ailesine ve ardından Allah'ım Yasir ailesini bağışla diye onlar için dua ediyor ve nitekim bağışladın da diyor. Ve bir süre sonra da Yasir ve eşi işkenceler gördükleri işkenceler sonrası şehit oluyorlar. Yani ölüm noktasına varan sıkıntılar bunlar. Çünkü malumunuz zaten Bakara suresinde de geçiyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَةِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ deniliyor. Burada da yine sabır kavramı karşımıza çıkıyor. Hepsi imtihan. Yani hicret eden içinde imtihan, etmeyen içinde imtihan. Sizi açlıkla, korkuyla, yoklukla hatta ölümle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Yani yalpalamayanları, yani direnenleri, yani pes etmeyenleri müjdele. اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَتُونَ Ki onlar kendilerine bir musibet geldiğinde, bir sorun yaşadıklarında قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Şimdi bunu da belki biraz açmak gerekiyor. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ifadesi neredeyse artık ölülerle özdeşleşmiş bir ayete dönüştü. Oysa tamamen bambaşka bir mesaj veriyor burada. Size başınıza bir iş geldiğinde, Allah yolunda ilerliyorken, yolunuza ve hedefinize kilitlenmişken, başınıza bir iş geldiğinde, bu açlık olur, korku olur, ölüm olur, her ne olursa olsun bir iş geldiğinde şunu diyeceksiniz diyor ki öyle dediler diyor. قَالُوا اِنَّا لِلّٰهُ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Tamam başıma bu musibet geldi, bu problem geldi. Ben zaten Allah'a aidim. اِنَّا لِلّٰهِ Allah'tan geldik değil, ben zaten Allah'a aidim. Ve oraya döneceğim. Dolayısıyla problem yok, yoluma devam. Mesajı ve motivasyonunu vermiş oluyor ayet. Dolayısıyla bu işkenceler aslında sürekli devam etti ve bu sürekli devam eden işkenceler aslında işte bu hicretin de yolunu açmış oldu ve hicret artık yavaş yavaş başlamış oldu. Evet kıymetli hocam belki bir ara cümle olarak, ara parantez olarak bu hicretin nasıl gerçekleştiğini seyircilerimizle paylaşmadan önce hicret tabii bütün peygamberlerin sünneti diyebileceğimiz tabii. bir hadise. Bu bağlamda da önceki peygamberlerin çektikleri sıkıntılar ve hicretleri peygamberimizi ve müminleri teselli etme babında Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Kıymetli hocam bunlarla ilgili neler söyleyebiliriz? Tabii Kur'an-ı Kerim bununla ilgili örneklerle dolu. Evet. Çünkü bizim tarihteki müfessirler arasında da bir tartışma konusu olmuş bir konudur bu. Yani Kur'an-ı Kerim'in ne kadar geçmiş toplumlarla ilgilidir, ne kadar kıssalardan oluşur, geçmiş toplumların tarihini, hikayesini anlatır. Kimisi Kur'an'ın üçte ikisi der, evet. kimisi üçte bir der, kimisi yarısı der. Ama herkes müttefik Kur'an-ı Kerim'in en az üçte biri kıssalardan oluşur. Yani geçmiş toplumlardan oluşur. Ve bu geçmiş toplumlardan söz edilmesinin de sebebi tamamen örneklik teşkil etmesi, nasıl yapıldığında nasıl sonuca ulaşıldığını göstermesi, geçmiş kavimlerin başına gelenler, inananların ve inanmayanların başına gelenler ve dolayısıyla şöyle yaptığımızda, şöyle ilerlediğimizde başımıza ne geleceğini ama tersi bir durumda da başımıza ne geleceğini gösteren önemli ipuçları sunuyor Kur'an-ı Kerim kıssaları. Dolayısıyla bu açıdan kıssalara yaklaşıp kıssaların iyi analiz edilmesi gerekiyor, iyi okunması mutlaka zorunlu bir durum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabii İsra suresi 76-77. Ayette şöyle bir ifade. Seni oradan sürüp çıkarmak için neredeyse sıkıştıracaklardı diyor Rabbimiz. Yapabilselerdi senin ardından orada pek az kalırlardı. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkında da kanun böyledir. Allah'ın sünnetinde, Allah'ın yolunda bir değişiklik bulamazsın. Demek ki Allah'ın yolu bu. Dolayısıyla sünnetullah bu. Zaten sünnetullahın da anlamı Allah'ın yeryüzündeki davranış biçimidir sünnetullah.
şöyle yapıldığında Allah şöyle yaptı. Yani helak etti işte peygamberlerinin başına şunları şunları getirdiklerinde Allah onları şu şekillerde helak etti. Dolayısıyla seni çıkarsalardı onların da başına bu gelecekti diyor. Ve aslında peygamberimizi burada motive etmiş oluyor geçmiş peygamberlerden söz ederek. Yine Zariyat suresi 52. ayette كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونَ. Senden önceki gelen peygamberlerin hepsine sihirbaz veya cinlenmiş dediler. Dolayısıyla ilk defa sana söylenmiyor. Çünkü peygamberimize de aynı şeyler sürekli söyleniyor. Bu konuda ilk değilsin. Bu büyütülecek, evet büyük bir problem ama büyütecek bir durum yok. Asıl yine hedefe kilitlenmek gerekiyor. Ve bak şu geçmiş peygamberlerin ve kavimlerinin başlarına da bunlar gelmiştir diye. Peygamberimiz ve çevresindekiler sürekli bu Kur'an kıssaları üzerinden motive ediliyor. Bir motivasyon alanı açılmış oluyor. Şimdi tabii sizin de az önce ifade ettiğiniz üzere hicret bütün peygamberlerin aslında sünneti. Yani hangi peygambere baksak bir şekilde oturup işte yerinde oturup oldu olmadı şeklinde değil. Olmadığı zaman başka bir alan, başka bir alan, başka bir alan. Bu işi tebliğ etmek için, alan açmak için bir değişim ihtiyacı sürekli hissediliyor. Ve bu anlamda da bize ciddi bir örneklik aslında bu hicret konusu. Bir şekilde insan rahat yaşayamayacağı bir durumu kabullenip, yani bu nasıl olsa artık böyledir, kaderdir, bir şekilde Allah böyle takdir etmiş, oturup yerimde durmam lazım, böyle bir şey yok. Gerekli planlamayı yapmamız gerekiyor. Daha rahat yaşayabileceğimiz, belki dinimizi daha rahat yaşayabileceğimiz, yaşatabileceğimiz, tebliğ edeceğimiz mekanlara gitme konusunda eğer bir ciddi sorun varsa bulunduğumuz yerde, bütün İslam alemi olarak söylüyorum veya bütün İslam alemi demeyelim, Müslümanların bulunduğu dünyadaki yok, her yer, bütün coğrafyalarda böyle bir durum varsa yer değişikliğini öncelemeleri gerektiği konusunda bir yol haritası da aslında bu hicret konusu bu kadar Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetle önemsendiğine göre böyle bir yol haritası bize çıkarılmış oluyor. Şimdi tabii Hazreti İbrahim'e bakıyoruz. Önce Harran'a, işte bugün Şanlıurfa'daki Harran'a, sonra Şam'a göç ediyor, hicret ediyor. Hazreti Lut, Hazreti Şuayb'ın hicreti yine Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı bir şekilde ifade ediliyor. Yine hep aynı gerekçelerle aslında ve aynı olaylar, benzer olaylar. Dolayısıyla kıssalar aslında bize ciddi anlamda bir yol haritası sunmuş oluyor hicret konusunda. Ve şunu da ifade etmem gerekiyor, helak sahnelerini anlatan şu kıssalarda geçmiş kavimlerin helakini, helak oluşunu anlatan pasajların çoğu şu ayetle bitiriliyor genel itibariyle. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. İşte onların çoğu inanmazlar, bunda ibret alacaklar için ciddi bir alan vardır, ciddi bir ayet vardır, bir ibret konusu vardır. Dolayısıyla buna bakıp iyi ibret alınması gerekiyor şeklinde bize ayet bu olayları anlattıktan sonra böyle bir şekilde konuyu bitirip bize bir mesaj veriyor aynı zamanda. Ve hemen şunu da yine ekleyeyim son cümle olarak. Eshab-ı Kehf'in yine işte inkar eden toplumdan uzaklaşmaları ve Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı uzun uzadıya anlatılması da yine aslında aynı konu. Ve Peygamberimizin de zorunlu hicrete maruz kalması da yine Hac suresi 40. ayette ifade ediliyor. اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّينَ اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللّٰهِ. Yani tamamen haksızca kendi beldelerinden çıkarıldılar bunlar. Tek suçları, tek problem Rabbimiz Allah'tır demeleriydi. Ve bu yüzden de çıkarıldılar. Nitekim hicret ve sonrası yepyeni bir alanın açılması bize ifade edilmiş oluyor. Evet kıymetli hocam, Peygamber Efendimizin bütün peygamberlerin hicretine değindikten sonra ve buradan çıkarmamız gereken derslere değindikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti nasıl olmuş ve bu hususta Kur'an bizlere neler söylüyor kıymetli hocam? Şimdi yine tabii ayetle ben bunu önce bir ifade etmeye çalışayım. Nisa suresi 100. ayet. وَمَنْ يُهَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ ف۪ي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَةً diye
başlıyor ve devam ediyor. Allah yolunda hicret eden yeryüzünde barınacak çok yer ve genişlik bulur. Evet. Bu da aslında yine ciddi bir mesaj tabii ki. Allah'a ve Resulüne hicret için evinden çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri şüphesiz Allah'a aittir diye ifade ediliyor. Şimdi Peygamberimiz Medine'ye hicret konusu gündemdeyken Hazreti Ebubekir'e Allah'tan izin beklediğini ifade ediyor. Zaten hicretle ilgili bütün planlamayı da Hazreti Ebubekir'le yapıyor. Hazreti Ebubekir'in evinde bu planlama yapılıyor ve karar verildikten ve ortam oluşturulduktan sonra da yola çıkılıyor. Hazreti Ebubekir'le birlikte gece yarısı çıkılıyor, karanlık bastıktan sonra çıkıyor ve Medine'ye doğru yol alıyorlar ve Sevr Dağı'ndaki mağaraya sığınıyorlar. Orada 3 gece kalıyorlar ve müşrikler onları arıyorken tabii peşlerine düşüyorlar. Arıyorken mağaranın başına kadar geliyorlar ve Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'i yine ayet bu. La tahzan innallaha ma'ana diyor. Hüzünlenme, Allah bizimle beraberdir. Korkma, hüzünlenme, endişelenme, Allah bizimledir diyor. Ve mağaranın başına gelmiş o insanlar çekip oradan ayrılıp gidiyorlar. Tabii Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah da bir şekilde Mekke'de olup bitenleri, haberleri de gece gelip Hazreti Ebubekir'e ve Hazreti Peygamber'e iletiyordu, anlatıyordu. Tabii la tahsen innallaha ma'ana ifadesi de yine hem o olay için hem genel anlamda bizim için çok büyük bir mesaj içeriyor. Eğer Allah'ın çizdiği sınırlar dahilinde yaşıyorsam ve eğer Allah'ın çizdiği sınırlar dahilinde yaşamayı hedef edindiysem ve eğer bu uğurda yürüyorsam ve doğru bildiğim istikamet üzere yolda yürüyorsam Allah bir şekilde benimledir. Bunu mutlaka bilmem gerekiyor. Allah ya şu anda benimledir, ya bir gün sonra, ya bir ay sonra, ya bir sene sonra, ya 10 sene sonra veya ahirette tümüyle karşılığını zaten verecekti. Zaten kıssalarda verilen mesaj da bütünüyle aslında bu. Dikkat ederseniz, Hazreti Nuh tufanı olduğunda karada gemi yapıyor Hazreti Nuh. Ve normalde böyle bir işi yapan kimseye deli derler, başka da bir şey demezler. Tamamen denizin olmadığı bir ortamda kalkıp bir gemi inşa ediyorsunuz. Ama burada da yine verilen mesaj aynı, her şeyin bittiği noktada Allah mutlaka desteğini verecektir ve mutlaka Allah bizimle beraber olacaktır. Yeter ki tamamen biz Allah'la beraber olalım, yeter ki biz halis olalım, yeter ki biz Allah rızası için çalışalım. Dolayısıyla bugün sorunlar yaşıyorsak, sebebinin bizim yeterince Allah'ın çizdiği sınırlar dahilinde olmayı önemsemeyişimiz veya içselleştiremeyişimiz olduğunu da bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Hazreti İbrahim'de de aynı konu yine. Her şeyin bittiği nokta ve artık hiçbir taraftar, hiç kimse yok ve herkes karşısında ve bir şekilde artık ateşe atılıyor. Ve yok edilmeye çalışılıyor, öldürülmeye çalışılıyor ve orası bir cennet bahçesine dönüşüyor. Bunu mucize olmanın ötesinde okumak gerekiyor. O peygamber mucizesi diye bakarsak, peygamber mucizesi bende de mucize olmayacağına göre o tamamen tarihi bir olaydır. Mesele o değil. Mesele tamamen bir örnek. Eğer sadece Allah rızası için doğru bildiğiniz yolda ilerlerseniz mutlaka Allah'ın desteği sizi gelip bulacaktır. Yeter ki halis bir şekilde Allah rızası için bunu yapmaya çalışın. Ve dediğim gibi Ashab-ı Kehf'in durumunu da anlattım. Yine hepsi aynı aslında. Yani hangisini açsak aynı tabloyla kesinlikle karşılaşırız. Şimdi Peygamberimiz tabii hicret ettikten sonra o Sevr mağarasından sonra devam edip o 3 gün orada kaldıktan sonra ve gelip işte onu bulamadıktan sonra devam edip o hicret sürecini tamamlıyorlar. Ve Medine'de de tabii bekleyen bir topluluk var. Her gün öğlen sıcağına kadar orada bekleyip Peygamberimizin gelmesini, bir ışık görünecek mi, bir insan görünecek mi ufukta, uzakta heyecanla bekleyen ve alıp bağrına basacak, onun peşinden gidecek
bir grup da sürekli bekliyordu. Onlara kavuşmuş oldu hicretle birlikte. Evet kıymetli hocam, hakikaten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her alanda bize örnekliği, hicrette de sünnetullah'a teslim olup bütün gerekli tedbirleri alarak hicreti bizatihi efendim gerçekleştirmesi ve bu noktada da bize verdiği mesajlar, Kur'an'ın bize verdiği mesajlar çok mühim. Sizler de ifade ettiniz, müminlerin, Müslümanların mümince yaşaması noktasında önemli mesajlar veriyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hicreti de. Tabii kıymetli hocam, müminlerin de malum hicretleri var. Yani Mekke'den Medine'ye. Bu husus özellikle inananlar Mekke'deyken zihnen nasıl hazırlanıyorlar hicrete kıymetli hocam? Şöyle, şimdi aslında çok önemli bir ayet var bununla ilgili. Ankebut suresi 56. ayetten belki 60. ayete kadar bunu çok güzel bir şekilde her bir parçasının aslında incelenmesi gerekiyor o ayet grubunun. Şöyle başlıyor: ey inanmış kullarım, benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde bana kulluk ediniz. Her can ölümü tadacaktır. Bakın, yeryüzü geniş. Dolayısıyla gidebilirsiniz. Bir sıkıntı yaşıyorsanız gidebilirsiniz. Ve unutmayın ki zaten öleceksiniz. Bu hatırlatma ondan dolayı. Yani dolayısıyla gitmekte çekinmeyin. Niye çekiniyorsunuz? Her halükarda zaten nihayetinde hepimiz öleceğiz. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda zaten bize döneceksiniz diyor ayet. İnanıp yararlı iş işleyenleri, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetteki köşklere yerleştiririz. Devam ediyor ayet. Sabredip Rablerine güvenerek iş görenlerin ecri ne güzeldir. Yine sabır geldi karşımıza, çıktı burada. Yine sabredip doğru bildiği yolda ilerleyen, yalpalamayan, pes etmeyen ve direnen insanlarla Allah beraberdir. Ve devam ediyor yine konuyla bağlantılı bir şekilde. Nice canlılar vardır ki rızıklarını kendileri elde edemezler. Sizin de onların da rızkını Allah verir. Dolayısıyla siz rızık endişesiyle bu işten geri durmayın. Sizin de rızkınızı, bütün canlıların rızkını da Allah verir. Dolayısıyla bu ayet aslında müthiş bir şekilde bütün elemanlarıyla, bütün parçalarıyla hicreti motive ediyor, hicrete hazırlık yapmış oluyor. Ve aynı zamanda aslında bu ayet ve buna benzer ayetler zihinsel bir hazırlık alanı açmış oluyor, yapmış oluyor ve böylece hicret emri de aslında verilmiş oluyor. Dolayısıyla Ashab Mekke'yi bu çerçevede, bu motivasyonla ve bu izinden sonra Mekke'yi, evlerini, ailelerini, mallarını, mülklerini, alışık oldukları ortamı, kültürel, sosyal ortamı hepsini terk ederek bir şekilde Medine'ye hicret etmiş oluyorlar. Ve artık tabii Medine'ye hicret ettikten sonra da hicret edenleri yepyeni bir hayat bekliyorlardı. Yani iki taraflı bir sorun aslında. Bir taraftan bıraktığınız alan ve o bıraktıklarınızın oluşturduğu boşluk, bir taraftan da işte yeni gittiğiniz yer ve oraya alışma ve orada karşılaşılan çeşitli zorluklar. Yepyeni bir hayat bekliyordu Medine'de Müslümanları, Mekkeli Müslümanları ve orada da artık ensar ve muhacirin ilişkisi karşımıza çıkıyor ki bu aslında dünya ölçeğinde belki örneği olmayan, başka toplumlarda örneği bulunması pek mümkün olmayan ideal bir kardeşlik projesi aslında. Hepimize bugünümüz için de çok ciddi mesajlar içeriyor ve bugün resmi rakamlara göre zorunlu göçe maruz bırakılan 108 milyon insan yaşıyor dünyada, 108 milyon. Bunların zannediyorum 40 milyonu da koruma altında. Dolayısıyla ülkemizde ve diğer coğrafyalarda zorunlu göçe maruz bırakılmış, bir şekilde bulunduğu yerde sıkıntı yaşamış ve gelmiş, sığınmış insanlara da aynı zamanda nasıl yaklaşmamız gerektiği ile ilgili ciddi ipuçları içeren ayetlerdir bunlar. Çünkü Müslümanın coğrafyası olmaz. Nerede olursa olsun Müslüman kardeşimizdir ve ümmetin bir parçasıdır. Onun derdiyle de dertlenmek zorunda olduğumuzu bilmemiz gerekir. Ciddi anlamda yükümlülük
yükleyen ayet grubudur bu ayetler. Evet kıymetli hocam, gerçekten hepimiz için de yani biz şehir içerisinde yahut şehirler arası bir yolculuk yaptığımızda dahi gittiğimiz yerde zorlandığımızı, bıraktığımız çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, evimizden, barkımızdan endişe duyduğumuz bir gerçek, bir vaka. Bu noktada da hicreti anlamaya çalışırken, hicretle ilgili bilgileri yorumlarken bunu göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum kıymetli hocam. Değerli hocam, tabii hicrete katılanlar var, katılmayanlar var, katılamayanlar var. Bu yolda canı feda edenler var, vefat edenler var. Kur'an-ı Kerim'de de bunların her birinin bir izini tabii, görüyoruz kıymetli hocam. Tabii, müsaadenizle tabii. Bunlardan bahsedelim ve bunlar bize ne tür mesajlar veriyor kıymetli hocam? Tabii eğer hicret şartları oluştuysa, yani gidilmesi gerekiyorsa ve gidilmiyorsa, evet, o inancın da yaşanmasını engelleyici faktörlerin baskın olduğu duruma katlanıp oturup bir şey yapmıyorsa insan, işte Kur'an-ı Kerim bunu da bir şekilde sorun haline getiriyor, problem haline getiriyor. Ve tabiri caizse neden orada duruyorsunuz diye de sorguluyor. Ahirette bir şekilde bunun karşılığının olacağını da bize ifade ediyor. Aslında ayet çok açık, net. Nisa suresi 97 ve 98. ayetler tam da sizin ifade ettiğiniz konuyla ilgili. Kendilerine yazık edenlerin melekler canlarını aldıkları zaman onlara, ne yaptınız bakalım deyince, biz yeryüzünde zavallı kimselerdik diyecekler. Melekler de onlara, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Niye gitmediniz, hicret etseydiniz ya diye soracaktır. Onların varacakları yer cehennemdir. Bakın çok keskin bir ifade bu. Yani sırf gitmediği için, sırf o ortamı değiştirmediği için, daha rahat bir alana inancını yaşayabileceği, yaşatabileceği, tebliğ edebileceği, daha rahat bir alana gitmediği için direkt olarak onların varacakları yer cehennemdir diye çok keskin bir ifade kullanıyor ayet. Orası ne kötü bir yerdir diyor. Ancak şu istisnayla tabii ki çaresiz kalan, yol bulamayan erkek, kadın ve çocuklar bundan müstesnadır. Yani hiçbir çare bulamıyor, yaşlıdır, kadındır, hastadır. Bir şekilde onu zorunlu olarak orada tutan çeşitli etkenler var. Onlar müstesna, ama gidebilecek durumda olup gitmeyenler ise direkt olarak cehennem azabıyla tehdit ediyor Rabbimiz, ki bu çok gerçekten korkunç bir durum. Bunun da farkında mutlaka olmamız gerekiyor. Yine başka bir ayet, Nahl suresi 110. ayet. Rabbin türlü eziyetlere uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah uğrunda savaşan ve sabreden kimselerden yanadır. Yani bir taraftan hicret etmeyenleri cehennem azabıyla tehdit ediyorken, korkutuyorken, bir taraftan da hicret edenlerin cennete gireceklerini ifade ederek aynı zamanda aslında bu alanda bir motivasyon alanı açmış oluyor. Dolayısıyla bu ayetten hareketle bazı alimler hatta dinin rahatça yaşanamadığı yerden göç etmenin farz olduğu hükmünü de fıkıh kitaplarımız, bazı alimlerimiz çıkarmış oluyorlar. Dolayısıyla aslında gerçekten çok önemli bir konu. Zaten önemli bir konu olmasa Kur'an-ı Kerim bu kadar çok fazla ayetle bu konu üzerinde durmazdı zaten. Evet kıymetli hocam, hakikaten hicretin zorlukları, hicrete katılanlar, katılmayanlar, bunlarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiğiniz gibi birçok ayeti kerime var. İmanla birlikte zikredilmesi dahi başlı başına büyük önemi haiz. Değerli hocam, tabi zor bir hadise, az önce de ifade ettiğimiz gibi hicret zor. Ama bu zorluğa katlanan müminler ve ona kucak açan ensar, onlara kucak açanlar, Medine'deki müminler Kur'an'da nasıl ifade ediliyor kıymetli hocam? Elbette şimdi tabi şöyle bir ayet aslında net bir şekilde ifade ediyor. Enfal suresi 74. ayet bize bu konuda açıklayıcı bilgiler sunuyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ diye devam ediyor ayet. İnanıp hicret eden, Allah yolunda cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler. İşte onlar, اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا, işte onlar gerçek anlamda müminlerdir deniliyor. Dolayısıyla hem bu cihad edenler,
hem hicret edenler hem de onları karşılayıp onlara destek olanların ikisinin de gerçek anlamda mümin olduklarını, hakkıyla mümin olduklarını Rabbimiz bize haber veriyor. Şimdi tabii bir örnek, yine çarpıcı bir örnek aslında. Süheyb er-Rumi sahabi, hicret etmek istiyor. Ancak engel oluyorlar ona müşrikler. Yaşlı, diyor ki ya ben kalsam size bir fayda sağlamam. Gitsem oraya size bir zarar veremem. Dolayısıyla niye bırakmıyorsunuz ben gideyim? Zaten yaşlıyım, gücüm yok. Diyorlar ki sen bütün malını mülkünü burada kazandın. Yani götürmene izin vermeyiz. Nasıl gidersin bu şekilde? O zaman bütün malımı bırakayım diyor. Tamam, bırak diyorlar ve git diyorlar. Ve bütün malını, mülkünü, varını, yoğunu, her şeyini Allah rızası için terk edip böyle sıfır noktada çekip gidiyor. Bu normalde çok büyük bir olay gerçekten. Ve bunun üzerine Medine'ye geliyor ve Peygamberimiz Süheyb kâr etti, Süheyb kâr etti diye buyuruyor. Bunun üzerine de ayet iniyor. Allah'ın rızasını kazanmak için canını verenler deniliyor ve aslında Süheyb er-Rumi kastediliyor bu ayetten. Bakara suresi 207. ayet. Yine Ensar'la ilgili şu ayet çok önemli. Haşr suresi 9. ayet. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Bu da çok önemli. Bu günümüz için de, bizim için de çok çok önemli bir ayet. Müslüman kardeşlerini kendilerine zor gelse bile, ağır gelse bile kendilerine tercih ederler. Dolayısıyla bu aslında günümüzde hep empati diyoruz ya, empati değil, empatinin çok çok ötesi. Yani empati, karşıdakinin yerine kendinizi koyuyorsunuz. Öyle değil, karşıdakini kendime tercih edeceğim. Karşıdakini daha üstün göreceğim. Bir iyilik varsa, bir iyi bir şey varsa onu tercih edeceğim. Böyle bir ulvi hedef koyuyor aslında ayet ve bu da Ensar'la zaten gerçekleşmiş oluyor. Evet, kıymetli hocam, hakikaten hem Ensar'ın hem Muhacir'in Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla övüldüğünü bizler görüyoruz, sizler de ifade ettiniz. Tabii hicret önemli bir hadise. Bu noktada da özellikle hicret eden kadınlara da ayrı bir parantez açılıyor Kur'an-ı Kerim'de kıymetli hocam. Bu hususla ilgili ayetler nelerdir? Şimdi şöyle, tabii Ümmü Seleme bir gün peygamberimize gelip şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki ey Allah'ın elçisi, hicret konusunda erkeklerden bahsediliyor ama biz kadınlardan hiç bahsedilmiyor. Bu nasıl olur diye itirazda bulunuyor. Bunun üzerine şu ayet iniyor. Ali İmran suresi 195. ayet. Rableri onlara şu karşılığı verdi aslında, ona cevap ve onun şahsında diğerlerine. Ben erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın emeğini zayi etmem, amelini zayi etmem. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolunda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun günahlarını elbette örteceğim. Onları işte şöyle cennete koyacağım diye ayet cevap vermiş oluyor. Tabii burada söylemeden geçemeyeceğim önemli bir olay. Ukbe bin Ebi Muayit başından beri Müslümanlara türlü türlü eziyetleri reva gören, işkence eden azılı müşriklerden bir tanesi. Ve onun kızı Ümmü Gülsüm. O da başından beri İslam'ı seçmiş olan birisi. Ve annesi babası olmadan hicret ediyor bu kadın. Sahabi ve annesi babası ailesi olmadan Müslümanlarla hicret eden aslında tek hanım sahabi bu arada. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. Tabii şunu ifade etmem gerekiyor. Medine'de ilk İslam toplumunun inşasını Ensar ve Muhacir birlikte, hiçbir ayrım olmadan bir bütün olarak yapıyorlar. Zaten başarı da bundan dolayı geliyor. Bu bütünlükten dolayı geliyor. Ve bundan dolayı zaten hicret İslam takviminin başlangıcı sayılıyor. Öneminden dolayı ve yepyeni bir sayfa açılmasından dolayı. Dolayısıyla hicretle ilgili Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlarla Müslümanlara hem bir tarih bilinci aslında kazandırılmış oluyor hem de moral verilmiş oluyor öneminden dolayı. Ve hicret içerdiği maddi manevi birçok sıkıntıdan dolayı ağır bir imtihan.
zor bir imtihan, gerçekten çok zor bir imtihan ve bu imtihanla ve bu hicretle İslam toplumu oluşuyor Medine'de. Ve şunu da ifade etmem gerekiyor son olarak, hicret aslında geçmişte kalan tarihi bir olay değildir. Kur'an-ı Kerim'in bunu anlatmasının sebebi de bu değildir zaten. Hicretin aslında geleceğe ışık tutan bir hareket olduğunu, kararlılık, mücadele, sebat anlamında çok önemli bir motivasyon içerdiğini ve günümüzde de birçok ders alabileceğimiz bir olay olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet, kıymetli hocam, hicreti bugün sizlerle konuşmaya çalıştık. İfade ettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de hicrete önemli bir yer veriliyor. Hicret edenlere önemli yer veriliyor. Onları karşılayanlara çok önemli vurgular yapılıyor. Bu noktada hicrete sebep olan hususlar bize çok sıklıkla ifade ediliyor. Yine bütün peygamberlerin çektiği sıkıntılar, sizler de ifade ettiğiniz Kur'an kıssalarının verdiği mesajlar, hem müminleri desteklemesi, hem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i desteklemesi, onları teselli etmesi. Bu noktada hicreti de bizler bugün Kur'an-ı Kerim'den okuduğumuzda, Siyer'den okuduğumuzda, Siyer-i Nebi'den okuduğumuzda kendi hayatımıza dair çıkarabileceğimiz çok dersler olarak okumak durumundayız. Hicreti böyle anlamak durumundayız. Yoksa siz de ifade ettiniz. Doğru. Tarihte olmuş, bitmiş, kalmış bir sahne gibi değil. Bizim için çok önemli mesajlar içermesi bakımından anlamak durumundayız. Ve her daim onların katlandığı zorluklara bizlerin de katlanması gerektiğini inananlar olarak, müminler olarak, Hazreti Peygamber'in bağlıları olarak katlanmamız gerektiğini de zihnimizden çıkartmamak durumundayız. Bugün bu meseleleri sizlerle konuştuk. Bizleri kırmadınız. Çok sağ olun, var olun kıymetli hocam. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, bu hafta Hayat Rehberi Kur'an'da Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şeyh Musdemir hocamızla hicretin Kur'an'da genel olarak hangi kavram ve bağlamlarla anlatıldığını, önceki peygamberlerin hicretlerini, hicrete sebep olan hususların neler olduğunu, müminlerin ve Hazreti Peygamber'in hicretini, hicretin zorluklarını ve kadın sahabilerin hicretini konuşmaya gayret ettik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.